Şimdi öncelikle kerevizlerimizi hazırlayalım. Bunun için kerevizlerimi saplarını keseceğim. Bu şekilde sap kısımlarını alıyorum. Ortadan ikiye de keselim. Bakın bu şekilde. Kabuklarını soyduktan sonra da kesebilirsiniz veya önce kesip daha sonra da soyabilirsiniz. Limonlu bir su hazırlıyorum. Bu limonlu suyun içerisinde muhafaza edeceğim kerevizleri. Bunun sebebi kereviz gibi beyaz olan sebzeler kabukları soyulduktan sonra limonlu suyun içerisinde bekletilmezse kararmaya başlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi kabuklu kısımlarını alıyorum kerevizin. Orta kısmını da bu şekilde parizen kaşıkla aldıktan sonra limonlu suyun içerisine alıyorum. Kerevizleri güzelce ayıtladıktan sonra şimdi limonlu suyun içerisinde bir süre tutacağım. Bu esnada da havuçlarımızı hazırlayalım. Soyacakla kabuklarını alıyorum havuçların. Çok ince değil, çok kalın da olmayacak şekilde havuçları halka şeklinde doğruyorum. Ocağımın altını açtıktan sonra zeytinyağımı ekliyorum. Bunun içerisine iki diş sarımsağı ortadan ikiye bu şekilde kestikten sonra koyuyorum ve arpacık soğanlarımı ekliyorum. Bunlarla beraber havuçları da ekliyorum. Ve yavaş yavaş karıştırarak kavuracağım biraz. Portakal suyu zeytinyağlarının içerisine çok güzel yakışıyor. Limon kullanmadığınız noktalarda portakal suyunu kullanabilirsiniz. Şimdi bir miktar şeker ekleyeceğim. Ve biraz da un ekliyorum. Sosuna biraz kıvam versin diye yapıyorum bu işlemi. Ve güzelce karıştırıyoruz. Biraz da su ekleyeceğim içerisine. Güzelce karıştırıyoruz. Şimdi kerevizlerimiz limonlu suyun içindeydi. Süzdürerek alıyorum ve bunları da hazırlamış olduğum arpacık soğanlı ve havuçlu suyun içerisine ekliyorum. Ve bir miktar da portakal suyu ekliyorum. Tuzumuzu koyalım. Kapağımı da kapatıyorum. Ortalama 25 dakika pişirdikten sonra ocağımın altını kapatacağım. Bir süre de bu şekilde dinlendirdikten sonra kerevizlerim servise sunmak için hazır hale gelecek. Kerevizler güzelce pişti. Şimdi artık servis tabağıma alacağım. Kerevizlerin orta kısımlarına bakın bu şekilde havuçları yerleştiriyorsunuz. Çok da güzel bir görüntüsü oluyor. Ve aralara da birkaç tane arpacık soğan. Şimdi biraz da sosundan koyuyorum. Kerevizlerim servise hazır.